Yarışalım mı? Tamam. Üç deyince atlayalım. Bir... İki... Havuza girmek yasak. Neden ki? Neden mi? Tadam! Ben Proto, can kurtaran Proto. Bu, işte buyum. Hatim, tetiğim, çirdiğim, harikayım. Neden sormuştunuz? Çünkü öyle vakti 12 yaşından küçüklere havuza girmek yasak. Başınıza güneş geçer maazallah. Peki ne zaman girebiliriz? Ancak öğleden sonra girebilirsiniz. Çok fazla bir şey kalmamış zaten. Yalnızca birkaç saat daha beklemeniz gerek. Birkaç saat mi? Artık dayanamayacağım. Yeter. Ay. Limon. Limon. Ayılıyor galiba. Ne oldu bana? Bir şey yok. Sadece bayıldım. Saat kaç oldu? Of, daha yarım saatimiz var havuza girmek için. Aa! Of, limon. Of, gel şurada bir şeyler yiyelim. Bence de. Üzgünüm ama havuza girmenize izin veremem. Daha yeni yemek yediniz. Tok karnına yüzmek çok tehlikeli. Maazallah bir şey olursa... Peki biraz dinlensek? O zaman girebiliriz değil mi? Hayır, giremezsiniz. Ama niye ki? Çünkü havuz kurallarının hepsini yerine getirmediniz. Hangi havuz kuralları? İşte bu tabeladaki havuz kuralları. Limon, kalk. Dayan. Aklıma bir fikir geldi. İnternete mi girdin? Can kurtaran olmanın kuralleri.com. Olamaz. Bence de. Çocuklar, bakıyorum da her şeyiniz hazır gözüküyor. Elinizdeki o kağıtta sağlık raporlarınız herhalde. Hayır, bu can kurtaran olmanın kuralları. Zeytin, kendi kağıdın bayraklarını okumayı biliyor mu acaba? Ne? Telsiz kullanmayı bildiğimden de şüpheliyim. Ben de şüpheliyim. Peki, gemici düğümü atmaktan haberi var mıdır? Bence kesin yoktur. Ya da hiperventilasyon ne demek diye soralım. Çocuklar fazla uzatmayalım isterseniz ha. Aramızda ufak tefek şeylerin lafı mı olur? Bu arada siz neden havuza girmiyorsunuz? Rezil oldum. Niye kurallara uymadınız? Değil mi? Biz neden havuza girmiyoruz? Evet. Bizim kuralları. Yaşasın. Çıksam mı acaba? Çıkmasam mı? Ya gitmedilerse? En iyisi biraz daha bekleyeyim. Ha evet, plan bu. İşte bu. Çok zekiyim ya. Bir festival filmi. Ama ekran niye simsiyah ki? Objektifin kapağını açsana Limon. Ha, tamam. Gerçekten de insanlar ekranda değişik görünüyormuş. Baksanıza. Ne? Değişik mi? Şişman mı görünüyorum yoksa? Acaba ne haberler var gazetede? Şehirde büyük bir sinema festivali düzenleniyormuş. Yarışma bölümünün kurulunda ünlü eleştirmen Proto var. Başvurular hala devam ediyormuş. Sen de benim düşündüğümü mi düşünüyorsun? O zaman... Çatlak yumurtalar iş başında. Teşekkür ederim. Çok nazik. Ünlü olmak nasıl bir duygu? Bizim için çok doğal. Alıştık artık. Başarınızın sırrı nedir? Doğuştan yetenekliyiz. Çalışınca oluyor demek istedi.
Komikliğinizi neye borçlusunuz? Her zamanki halimiz. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Acaba film başvuru ofisi burası mı? Proto! Tatam! Ben Proto. Eleştirmen Proto. Bu işte buyum. Buyum. Atayım, teteyim ve çevireyim. Eleştirmenim. Daha ne olsun? Biz başvuru yapmaya geldik. Bu da filmimiz. Hayır, bunlar film değil çocuklar. Komik video. Festivale katılmak için özgün bir kısa film çekmeniz gerekiyor. Üzgün mü? Özgün. Yani orijinal. Ne de akıllıymış. Doğru kamera başına. Hadi bakalım. Çap. Ne çeksek? Aksiyon filmine ne dersin? Halide Sultanım, bu sabah nasılsınız? Sen savaştan sağ salim dön, o zaman günüm aydınlanacaktır. Validem! Şehzadem! Teknik zayıf. Konu yok, olmamış. Şimdi buldum, komedi! Teknik var ama konu pek özgün değil. Bu da olamamış. Ama niye ki? Herkes film çekemez çocuklar. Mutsuzsun. Hadi güle güle. Yok işte. Doğru düzgün konu bulamıyoruz. Asla o festivale katılamayacağız. Hiç üzülme limoncuğum. Konu bulunmuştur. Herkes film çekemez çocuklar. Mutsuzsun. Ama verdiğimiz emekler. Orası beni ilgilendirmez. Hadi güle güle. Ya, size bu kadar kötü davranmamalıydım çocuklar. Özür dilerim. Yani filmi beğendin mi? Kesinlikle. Konu özgün ve çok etkileyici. Bu tam bir festival filmi olmuş. Ah. Zeytin, yaratıcılığı hiç de uzaklarda aramamıza gerek yokmuş değil mi? Bence de. Meğer hayatımız film gibiymiş. Gerçekten Zeytin, inanılmazsın. Çalışınca nasıl da oluyormuş, görüyor musun? hadi gel bize gidelim. Çocuklar, kaç kere içeride top oynamayın dedim size. Bir şey kıracaksınız. Hadi bunu da vur, bunu da. Hadi vur. Çocuk oyuncağı. Geliyor. Hayır. Zeytin, bu babamın en sevdiği antika gemi maketiydi. Anne. Olamaz. Anneciğim. Çıt teyze. Yaptığınızı beğendiniz mi? Şimdi ne yapacağız? Babişko çok üzülecek. Hayır.
Kaç kere uyardım ben sizi? Dinlemiyorsunuz ki. Yo, olamaz. Gemi maketim kırılmış. Bizim yüzümüzden. Ah çocuklar. Kaç kere söyledim ben size. Özür dileriz. Aynısından bulup almamız lazım. Bence de. Ama nereden bulacağız? Orasını bana bırak. Çatlak yumurtalar iş başında. Çatlak yumurtalar gemisi ileri. Emredersiniz Kaptan Limon. İleri. Şurada bir antikacı var. Umarım aynısından vardır. Paramız da var. Bu değil. Bu değil. İşte orada. İşte orada. Onu istiyoruz. Onu istiyoruz. Ben Proto. Antikacı Proto. Atayım, tetiğim, çevireyim. Harikayım. Evet. Hadi. Ama yetişemiyorum. Yanaştır. Biraz daha kenara doğru yanaştır. Tam ortala. Ve hazır. Şimdi. Ateş. Tam isabet. Yüzün. Tut. Tebrikler. Çok iyi hareketti. Ben nasıl yapamadım ki? Sana demedim mi çok çalışınca olur diye? Söylemiştim. Gemiyi görünce babişko nasıl bir tepki verecek acaba? Umarım böyle olur. Bulduk. Maket geminin aynından bulduk. Eskisinden daha iyi bence. Çok sağ olun çocuklar. Hatanızı telafi etmeyi başardınız. Bir dahakine daha dikkatli top oynarız. Yani çıt çıt teyze bir daha evin içinde top oynamayız demek istemiştim. Hı hı.